Evet arkadaşlar, Anavar Gamer birbirine daha hoş geldiniz. Bu bölümde 50. yıl özel videomuzda kullandığımız sistemlerin bir kısmını ve biraz da size Redstone bilgisi vereceğim. Hadi başlayalım. İlk önce size bu piksel artı yaptım. Acayip kıytırık oldu, zaten 5 dakikada yapmıştım ama olsun, bu da yemektir. Lay 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 lay. Yay, havadan redstone yağıyor. Neyse arkadaşlar, devam edebiliriz. Ya siz şimdi kastırırsınız. Yerdeki itemler kastırıyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar, başlıyoruz şimdi. Redstone nedir? Redstone bu gereksiz şeydir. Bu madenlerde, daha çok lavların yanında derin seviyelerde bulunur ve bu şekilde çıkar. Bunu istediğiniz gibi dizebilirsiniz. Ve bunu sadece bu kazmalarla kırabilirsiniz. Demir, altın ve elmas kazmalarla bunu alabilirsiniz. Alınca içinden işte 4 tane 5 tane falan çıkıyor bunlardan böyle. Ondan sonra bu redstone blok. Redstone blok nasıl olur? Bu arkadaşlar redstone sinyali verir. Redstone sinyalini birazdan öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar, bu redstone kablo gibidir. Bu kablonun içinde şu an hiçbir güç yoktur. Hiçbir güç yok. Ama bu redstone torch normal meşale yapar gibi yapılır. Ama redstone'dur hani. Çok açıklayıcı oldu. Şimdi bunlar parladığında bunların içinden enerji geçtiğinin şeyidir, örneğidir. Mesela örneğidir. Heh. Bu redstone lambası. Bakın. Enerji gidiyor ki yanıyor. Ama mesela bu kablo çok uzun oldu. Acayip uzun oldu. Güç artık yetmiyor bir yere kadar. Mesela. Bakın arkadaşlar. Gücü buraya kadar geliyor. Buna artık yetmiyor. Onun için ne yapabilirsiniz? Hemen şunu koyabilirsiniz. Nerede? Repeater. Ben basit şeylerden bahsediyorum bu bölümde. Repeater koyunca, koyduğunuz zaman bu elektrik sinyali güçlenir. Bakın yandı. Şimdi size şöyle göstereyim. Şimdi bakın. Bu bir aynı zamanda zamanlayıcıdır. Bu ne kadar uzaktaysa o kadar uzun sürer sinyalin geçmesi. Mesela örnek. Şimdi bakın, bu sinyal geçmesinin arasında 1 saniye gibi bir fark vardı, hatırlamıyorum tam. Gördünüz mü arkadaşlar? Bağladıktan sonra geçti. Ama şimdi bakın. Sonra geçti gibi. Neyse. Size eğlenceli bir şekilde anlatacağım ben Redstone'u. Redstone arkadaşlar, bu piston. Bu piston 15 blok itebilir. Yani nasıl itebilir? Arkasından Redstone sinyali bağlarsınız. Şöyle. Şuna gerek yok. Yanlışlıkla yazdım. İttirdi mesela. Sinyali geri alırsınız. Çekti. Çekmez de ittirir, geri kendini çeker. Neyse. Piston yapımı da böyledir. Crafting table'a böyle dizerseniz en üstte plank, yani kalas, yanlara cobblestone, ortaya bir tane demir, altına da bir tane redstone. Evet. Arkadaşlar, bu dispenser. Dispenser neye yarar? Böyle bir görünümü vardır ve ben hemen bağladım, size göstereceğim. Böyle bir görünüm vardır ve size eşya fırlatır. Mesela bir örnek. Mesela içindeki itemları item olarak fırlatır. Okları da hani item olarak değil de fırlatır yani. Mesela. Mesela canavar varsa içinde de canavar olarak atar. Hani yumurta olarak atmaz. Ondan sonra başka ne vardı? Okları da böyle fırlatır. İçindeki iksirleri de şey yapar, patlatar, iksirleri de atar yani, ok gibi. Şimdi arkadaşlar, bu nota bloğu. Nota bloğu herhangi bir ses çıkartmanızı sağlar. Mesela şu an duyabilirsiniz veya cızırtı olabilir, bilmiyorum. Kulaklıkta ses yalıtımı olduğu için pek geçirmiyor. Ben size şey yapmayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi, duyabildiyseniz, duyamadıysanız üzgünüm. Yani ses çıkartıyor. Kısaca bu.
pıt diye bir ses çıkıyor duyuyorsanız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sistem var. Onun yapımı da böyle. Bunun yapımı yani. Bunun yapımı böyle arkadaşlar. Bu neye yarıyor? Daha demin kullandığımız şey. Ve bunu 50. yıl özel videoda kullanmıştık hatırlarsanız. Şu sistemle beraber. Canavar yaratıyordu sürekli. Hatırlamıyorsanız 50. yıl özel video izleyin. Şimdi arkadaşlar bunları bir türlü böyle yapabiliriz. Bu en kolay yolu bana göre. Bunun başka yolları da var da. Bir dakika arkadaşlar. Ah. Hadi be. Evet arkadaşlar böyle diziyorsunuz. Buraları hiç dokunmuyorsunuz. Buralar koyduğunuz gibi kalsın. Redstone sinyalini veriyorsunuz ve bu sürekli kendini tekrarladığı için yani sürekli bir enerji akışı olduğu için çünkü buradan buna enerji geliyor. Bu da bundan ona enerji yolluyor. Ondan sonra bu en önemli kısmı zaten pek bir kısmı yok. Bir tane redstone'u kırıp hızlıca geri koyun. Bakın arkadaşlar şu an sürekli durmadan redstone sinyali veriyor. Mesela bunun ucuna ne bağlayalım? Disco yapabilirsiniz böyle. Disco. Neyse. Mesela. Disco işte. Neyse arkadaşlar. Bunun yapımı da böyle. Başka ne kaldı? Hah, nota blok. Mesela bunda ne yapabilirsiniz? Kendi elinizde de çalabilirsiniz. Neyse. Sağ klik yaparak çalabilirsiniz. Mesela. Ondan sonra size TNT ile tuzak kurmayı falan da öğreteceğim. Şimdi bu iki tane evimiz var. Diyelim biri sizin eşyalarınızı çalmaya çalıştığında buradaki sistem çalışsın ve ses gelsin. Yani ne bileyim hırsız alarmı gibi. Ses gelsin ve siz duyun hani chestinizin açıldığını. Öncelikle şunu söyleyeyim. Orada ben düzeneyi kurdum. Hemen göstereyim. Bu özel bir sandık türü. Bu sandık türü açıldığında arkasına elektrik veriyor. Nasıl yani? Şimdi şöyle bunu açacağız. O buraya elektrik verecek. Elektrik buradan gidecek. Buradaki nota bloklarına dağılacak. Nota blokları da herhangi bir ses çıkartacak. Böyle bir şey. Arkadaşlar yine duymayabilirsiniz. Yine cızırtı gelebilir. Bilmiyorum. Hani kulaklık içi içe geçiriyorum. İlginç bir şey yapıyorum. O yüzden size hemen geçirip göstereceğim. Duydunuz mu? Chest sesinin arkasında bir tane ses daha oluyor. Neyse arkadaşlar. Bu da hani hırsız alarm tarzı bir şey. Bunu kapınıza falan da yapabilirsiniz. Onu da sonra göstereyim. Diyeceksiniz ki benim evime girildiğinde evimin işte kapısı çalsın. Mesela yine göstereyim. Şurada yine o nota bloklarını kullandım. Onu gösterecektim. Mesela açtığınız kapıyı misafir işte kapı zili yapmak istiyorsunuz. Hemen göstereceğim. Bir saniye yine kulakla çıkartıyorum. Gibi. Hani duyamadıysanız oradaki nota bloklarının sesi çıktı. Hemen şöyle göstereyim. Ve kapı da açılıyor aynı anda arkadaşlar. Bu önüne elektrik sinyali verir. Mesela nerede o? Mesela herhangi bir plank alın iki tane. Alın onu. Crafting table yok. Böyle koyun ve size bunu verir. Pressure plate, basınç plakası diye geçer bunun Türkçesi. Buna bastığınızda elektrik sinyali verir. Neyse. O ses neydi ya? Çok itici bir müzik geldi. Mesela bunun bir örneği. Mükemmel bir ev yaptınız ve ona kapınızın sadece kapınızın girişte otomatik olarak açılmasını istiyorsunuz. Tamam, evinize girdiniz, işinizi hallettiniz. Yine buraya aynı şeyi koyarak çıkabilirsiniz. Bir de bunun taş versiyonu var. Onu da o da ısıtılmış taştan yapılıyor. Nerede o? Şu. Yine aynı şey. Ama bunun bir farklılığı vardır. Bu üzerine bir item gelse de çalışır. Ama
Diğer üzerinize attığınızda hiçbir şekilde çalışmaz ve sadece insan bastığında şey yapabilir. Ama şunu da söylemek gerekirse bunu asla unutmayın. Ben şahsen buraya koymam çünkü yaratıkların da ağırlığı vardır biliyorsunuz ki. Yaratıklar bastı açılabilir ama içeri koyabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Neyse. Bunu da anlattıktan sonra mesela yine o sandıkla bir tane tuzak yapabilirsiniz insanlara. Mesela ne yazarsanız ihtiyaç fazlası elmas gibi, hani ne bileyim fakirlikten elmaslarım satılığa çıkartıyorum falan gibi. Tabii bunların üstünü kapatırsınız, gözükmez, ben sadece size videoda göstereyim diye şey yapıyorum. Bu sandığı açınca patlar. Mesela Allah'ım inşallah çok fazla patlamaz. Çünkü daha demin bu haritayı hazırlarken bir patlama olmuştu. Mesela bakın buraların hepsini elimle kapatmak zorunda kaldım. Şu ev de yok oldu hatta. Neyse. Mesela açtık. Patlayacak arkadaşlar. Evet. Böyle arkadaşlarınıza hain bir tuzak yapabilirsiniz. Ve onlar da size geleceğinize geçmişinizi sağlam küfür edebilir. Mesela. Sakın evime girmeyin yazarsınız. Ondan sonra. Tabii bunları kapatırsınız üstünü. Adam hayvan gibi dalar içeri. Mesela. Lay 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 lay. Ne? Hayır. Gibi. Şimdi TNT nasıl yapılıyordu? Hemen gösterelim size. Tam da hatırlamıyorum. Hayat yani normal Survivor oynarken bir kere falan yaptım. Yani çok gerekli bir şey değil. Gunpowder alıyoruz ilk önce. Bunlar creeperlardan çıkıyor genelde. Ve sand. Bu da kum. Tabii daha çok almak lazım. Keflok açık kalmış. Kapattım. Tamam. Evet arkadaşlar. Şöyle diziyorduk sanki. Evet arkadaşlar. Böyle diziyoruz ve bir tane TNT yapabiliyoruz. Bu herhangi bir redstone sinyaliyle çalışır. Anlatmadığım bir şey kaldı mı? Kaldı mı? Kaldı mı? Yine bunu hani ne yaparsanız buraya TNT koyarsanız girdiğinizde ev patlar. Veya şey yaparsınız. Bu yine bu onun gibi bunun altına da şey koyarsınız. Lütfen açmayın yazarsınız falan, işte öyle ilginç şeyler yaparsın. Evet arkadaşlar, size de güzel bir sonla bitirelim artık hadi. Hem düzeneyi hazırlamayı da görürsünüz. Hatta mesela ne yapalım? Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu da neredeydi ya? Şu da farklı bir yöntem. Hemen size gösterelim. Arkadaşlar kapatırsanız şurayı. Şunu koyarsınız. Tripwire Hawk. Bunun yapımını tam hatırlamıyorum. Wiki'den bakarsınız isterseniz. Böyle koyarsınız. İşte web neydi ya? String de. Şu. Bundan dizerseniz yere. Arkadaşlar bağlandığında tık diye bir ses çıkartır. Bunun üzerinden geçtiğinizde de işte redstone aktif olur. Ve zor gözükmesi yani hani. Filmlerde hep olur böyle bir tane ipe çarpar ayağın. İşte ne bileyim oklar falan gelir gibi. Yani bunu ok versiyonunu da yapabilirsiniz isterseniz. İsterseniz TNT ile yaparsanız. İsterseniz işte yerin altına iki tane piston koyarsınız. Yerin altını açar, yerin altında lav olur. Oraya düşer falan filan. Yani Minecraft
İstediğinizi yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, geçelim. Ben bunu pek kullanmadım. Hatta hiç kullanmadım. Normal Survivor oynarken. Lay 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 lay. Ve evet, kısaca böyle. Evet arkadaşlar, Anormal Gamers'ın bir videosunu daha izlemiş bulundunuz. 1,5 bölümde falan anlatırım diye düşündüm de 15 dakikada bitti sanki. Neyse arkadaşlar, videolarımızın devamı için abone olmayı, bizi beğenmeyi ve yanlışlarımız varsa bize yorumlarla, kibar bir dille lütfen söylerseniz seviniriz. Başka anlatmadığım bir şey kalmadı ya. Piston anlattım, redstone blok falan filan falan. Tamam ya, tamam. Evet arkadaşlar, bir daha görüşmek dileğiyle. Ha bir de şunu söyleyeyim. Alan Wake serisine başladım. Rehber Survival artık hani arada bir koyacağım. Çünkü Alan Wake videosunu çekmek çok daha eğlenceli geliyor. Normal olarak hani FPS oynamak mı, Minecraft oynamak mı? Aman TP, third person shooter, TPS, GTA gibi. Neyse arkadaşlar, yani o da geliyor. Yani ara sıra bunu da şey yaparım. Bundan sonra büyük ihtimal onu çekerim. Şey, bir de Arda bir hafta yok. Onun yerine ben bakacağım. Hani mesela dün biraz gecenin 3'üne kadar, aman ne, 2.30'a kadar, pardon, 2.30'a kadar bilgisayarın başında videoların birleştirilmesini bekledim. Intro'yu koyabilmek için size. Sonra bilgisayara YouTube'a yollayıp yattım. Sabah da bir tane daha video yükledim. Çünkü o videoyu geç yüklemiştim. Siz hani bazen sevmeyebilirsiniz. Hani ha, abi her gün video yükleyecektin. Gecenin 2.30'unda video yüklemişsin falan filan. Ama arkadaşlar kolay bir şey değil yani. 6 saat video yüklenme süresi bekliyorsunuz. Ve hani siz bunu sadece 30 dakikada izliyorsunuz. Ama biz bunu 6 saat, hatta bir dakika tam hesaplayalım. Bunu sıkıştırması 45 dakika, videosuna göre değişir o. Minecraft daha az sürüyor. Ondan sonra çekmesi 30 dakika, yüklemesi 6 saat, birleştirmesi de 1 saat arkadaşlar. Ve siz bunu sadece 30 dakikada izliyorsunuz. Bize bu ne kadar büyük bir eziyet. Oha, ben konuşana kadar oradakiler bitti. Amma konuşmuşum. Bayağı gevezelik yaptım. Neyse arkadaşlar. Yani böyle üstümüze gelen var, şey yapan var ama anlayışla karşılayın hani. Ya isterseniz siz de video yüklemeyi deneyin. Görün hani kolay mıymış, değil miymiş. Hadi disco yapıp bu bölümü de bitirelim. Belki böyle yapı yarışması gibi bir şey yaparım. Böyle disco yapımı falan, böyle güzel olabilir. Neredeydi o sistem? Disco. Neyse. 300-500 ben burada 300-500 yaparken arkadaşlar size veda ediyorum. Bu hüzünlü akşamda, disco gecelerinde, Akdeniz diskolarında, Ankara'da yaşıyorum. Ben neyin kafasındayım? Neyse. Evet arkadaşlar, Anormal Gamers'ın bir bölümünü daha izlediniz. Bize ulaşabileceğiniz yerler description'da yazıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.